Evet sevgili dostlar, yeni bir günde saatlerimiz 18'i gösterirken yine Bursa TV ekranlarında El Elen Yarışma programı sizlerle birlikteyiz. Bugün de gene stüdyolarımızda birbirinden değerli konuklarımız var. Uludağ Üniversitesi Halk Oyunları ekibi bu akşam bizlerle birlikte yarışacaklar. Kısaca yarışmamızdan bahsedip hemen yarışmamıza geçeceğim. Birden 35'e kadar numaralarımız var panomuzda. Bu numaraların arkasında yarışmacılarımızın isimleri gizli. Yarışmacılarımızla teker teker muhabbetimizi yaptıktan sonra onlardan birer numara söylemelerini isteyeceğiz. Ve söyledikleri numaranın arkasında yazılı olan isim yarışmamızdan elenecek. Bu arada elenmeden en sona kalan kişimiz yarışmamızın birincisi olacak. Hayat Hastanesi'nden bir adet check-up kazanacak. Bu Sem Spot'tan bir adet kaset çalar kazanacak yarışmamızın ikincisi. Agah Gümüşçülük'ten bir adet gümüş hediyesi kazanacak yarışmamızın üçüncüsü. Yarışmamızın dördüncüsü Güllüoğlu baklavacılarından güzel, tatlı, iki kişilik bir tatlı ziyafeti kazanacak. Bu arada yarışmamızın beşincisi Aydoğdu Zeytincilik'ten kahvaltılık zeytin kazanacak. Yarışmamızın altıncısı, yedincisi ve sekizincisi 25 Mart'ta Kapalı Spor Salonu'nda Artvin Vakfı'nın düzenlemiş olduğu gecenin davetiyelerinden kazanacak. Bursa TV logosunu bulan yarışmacımız Anadolu Lokantası'ndan 3 kişilik ziyafet kazanacak. Kendi kendine eleyen yarışmacımız da Burç Sinemalarından 2 kişilik sinema davetiyesi kazanacak dedikten sonra hemen ben yarışmacılarıma dönmek istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Sizinle başlayalım. Sizi tanıyalım. Merhabalar, hoş bulduk. Benim adım Nazım Gürak. Nazım Gürak. Gürak. Uludağ Üniversitesi Halk Oyunları Grubu'nun sorumlu öğretim görevlisiyim. 8 yıldan beri bu grubu yönetmekteyim, yönlendirmekteyim. Daha önce İstanbul Teknik Üniversitesi'nde görev yapmaktaydım. Yani memleketimiz diye Bursa'ya geldim. 8 sonra yıldan beri Bursa'dasınız. 90, yani buralıyım zaten. Evet. 95'te tekrar Bursa'ya döndüm. 85'te... Bugüne kadar kaç öğrenci geçti hocam? Yani çok geçti tezgahtan. Ben şöyle söyleyeyim, bizim her sene 100-110 kişilik bir çalışma grubumuz oluyor. Hı hı. Üniversitenin değişik fakültelerinden, hemen hemen her fakültesinden, her bölümünden öğrencilerimiz başvuruyor. Halk oyunları çalışmasına katılmak istiyoruz diye. Sene başında toplantı yapıyoruz. O toplantılara katılıp daha sonra da bu 400 ile 500 kişi arasında değişiyor başvuranlar. Onların arasında her sene 50 kişi civarında seçim yapıyoruz. O 50 kişi, her sene 50 kişilik bir katılımla geçmiş yıllardan da 50-60 kişi oluyor ve her sene 100-110 kişilik bir grupla farklı 4-5 yöreyi çalışmaya çalışıyoruz. Onları yurt içinde mümkün olduğu kadar yarışmalarda, festivallerde sergiliyoruz. Peki, üniversitenin her bölümünden dediniz. Evet. Seçim yaparken illa 4 yıllık olacak diye... Hayır, yok yani yok. Öyle bir 2 senelik şey yok, okullar da olanlar da var. Bizim için önemli olan bizim kurallarımıza uyması, üniversiteyi bir şekilde temsil etmeye çalışması ve çalışmalara düzenli takipte gelmesi. Çünkü biz bugün de çalışmadan geldik. Zaten arkadaşlarımızın da haberi yoktu. Ben bugün çalışmada söyledim onlara da. Sürpriz oldu. O yüzden böyle biraz sportifler, fazla kimse böyle televizyon çekimi gibi gelmedi. Olsun. Ama zaten doğallıktan. Doğallıktan yani. Hep böyle. Ben de sizi iyi tanıdığım için o yüzden böyle bir şey söyledim onlara da. Genellikle cumartesi pazarları çalışıyoruz. Her yöre en az 2 saat, 1,5-2 saat çalışıyor. Kaç yöreyi çalışıyorsunuz? Bu sene 4-5 tane yöre çalışıyoruz. Yani genelde her sene 4-5 yöre çalışıyoruz. Bunlar neler? Bunlar tabii ki işte Bursa yöresi, Bursa var, kız erkek. Horon ve bar karışımı Artvin yöresi genellikle var. Zeybek formatında Aydın genellikle çalışıyoruz. Karşılama hora tarzı oyunları örnek olarak İstanbul Silivri çalışmaktayız. Bunun dışında işte yine Horon gibi geçen sene çok daha çalıştık. Bu sene başlamadık ama çalışırız yine onu da. Çıkartıcı üstüne Trabzon var yine çalıştığımız. Aşağı yukarı bunları çalışıyoruz genellikle. Daha doğrusu kostümü olan elimizde, okulumuzun elinde bulunan rolleri çalışmaktayız. Değişik rollere de talep oluyor. Onları da seneye inşallah yapmaya çalışacağız. Peki seçmelerde hocam, diyelim ki size bir sürü öğrenci geldi, müracaat etti. Hiç bu işten anlamayan, daha bugüne kadar çok var öyle ama hevesli, evet, yapmak evet isteyen var mı? Yani var tabii. Yani ben de diyelim ki çok hevesliyim, gitar çalmayı çok seviyorum ama gitmiyor ellerim, olmuyor. Ama bunun yanında gayet iyi, bugüne Beceriz kadar uğraşmamış da vücudunu çok iyi kullanan, gayet iyi hükmeden kişiler geliyor, bayan olsun, erkek olsun. Ve söylüyorlar, çünkü biz onları tanıtan bir ellerine bir yazılı doküman hazırlıyorlar. Nerede okuduğunu, hangi bölümde okuduğunu, ne zamandır uğraştığını ya da hiç uğraşmadığını.
Biz orada elemelerde her sene benim 4-5'lik bir öğrencilerden kurulu bir yardımcı grubum buluyor. Onlarla birlikte seçmelerde onlara ufak testler yapıyoruz. Diyelim ki Bursa çalışmış lisedeyken, herhangi Bursa'daki Bursa Erkek Lisesi'nden, mezun yadak lisesinden. O kişiye genellikle Bursa tarzına değil de işte zeybeklerden, horonlardan, onun oynadığı yöreye biraz daha ters gelebilen figürler soruyoruz, gösteriyor o zaman. Anında ondan yürü dönüşümünü istiyoruz. Böylece onu biraz anlayabiliyoruz. Bu şekilde bir seçimimiz söz konusu evet. Oluyor. Peki hocam, bildiğim kadarıyla sadece Bursa'da değil, Türkiye'de üniversiteler arası yarışmalarda bir sürü dereceleriniz var. Onun dışında dünyada dereceleriniz evet. Var. Bunlardan kısaca bahseder misiniz? Evet. Bizim tabii gerçekten çok sistemli ve programlı çalışıyoruz ve çok emek vererek harcıyoruz. Belki de üniversitedeki tek grubumuz, 50-60 tane öğrenci kulübü var ama bizim kadar sıkı çalışan bir grup, bir kulüp yok. Ya da diğer üniversitelere göre de çok çalışıyoruz gerçekten. Bununla birlikte oluştu tabii. Yani durup dururken birinci, ikinci veya da derece alamıyorsunuz. Biz Türkiye içindeki bu faaliyetlerimizin dışında, yurt dışına da hemen hemen her sene festivallere falan katılıyoruz ya da katılmaya çalışıyoruz. Davetler geliyor, yarışmalara da katılıyoruz. Biz 98'de Polonya'da, Zakopane'de dünya kurumlar arasındaki yarışmada 16 grup vardı. Orada Silize'de aldık, dünya birincisi ödülünü aldık. Üniversitemize getirdik, Bursa'ya getirdik. 2000-2001 sezonunda da dünya üniversiteler arası yarışmada Türkiye adına katılmıştık. Türkiye'yi temsilen bir sene önceki başarımızdan dolayı. O da İstanbul'da yapıldı. Onda da yine 12 tane üniversite vardı dünya değişik ülkelerinden gelen. Orada da yine Silize Dağı'nda dünya birinciliği ödülünü kazandık. Bunun yanında işte son 5-6 yılda işte İspanya'da, Çek Cumhuriyeti'nde, Polonya'da, Mısır'da, Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs'ta falan ve pek çok ilde, değişik illerde gösterilere katılıyoruz, festivallere katılıyoruz. Ama temel hedefimiz bizim bunların yanında böyle bir kültürü, diyelim ki tıp fakültesinde okuyor ya da ziraat fakültesinde okuyor ya da eğitimde okuyor. Bu öğrencilerimizin ileriki yıllarda da böyle bir kültürü, böyle geçmişimizden bu kesitleri iyi olabilecek tarzda en azından öğrenmelerini istiyoruz ve bunlarla yetişmesini istiyoruz. Ama bunun yanında pek çok dalla ilgilenen, pek çok değişik branşlarla ilgilenen öğrencilerimiz de var. Güzel bir sistem kurduk yıllardan beri, gidiyor. Okulumuzda başarılı temsil etmeye çalışıyoruz. Evet. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Size tekrar döneceğim hocam. İlk elenen kişiyi belirleyeceksiniz. Bakalım o şanssız arkadaşımız kimmiş aranızda? İlk elenen kişi. Bir numara benim alalım. Uğurlu rakamım olsun. Hangisi? Rakamlarımdan olsun daha doğrusu. Çıksın o kişide. 4 numara diyelim. 4 numara diyorsunuz. Esten sevdiğim bir numaraydı. 4 numara diyelim. 4 numarayı bakalım. Eyvah. Emrah Karaoğlu. Alkış hak ediyoruz. Emrah, duygularınızı alalım mı? Vallahi nasıl pek yani? Bir şey hissedemiyorum bu saatten sonra. Yani direkt ilk benim çıkmam olsun, sağlık olsun tabii hep ki. Hep böyle şanssız mısın? Aslında değilimdir ama bugün şanssızım demek ki. Bazen şanslı günüm, bazen olmayabiliyor. Yani bugün şanssız bir şey olsan da Nazım Hoca'nın grubunda yer alman aslında büyük bir şans. Tabii ki. 3 sene önce bu gruba dahil oldum zaten. 3 seneden beri de benim esasen Gaziantep ama doğma büyüme İstanbul'dayım. Gaziantep. Uludağ Üniversitesi içinden. Evet, içinden. Ben de askerliği orada yaptım da. İçinden yok değilim, içindenim hocam. Yani eğer orada evinde yaptıysanız zaten çok yakınızdır birbirimize büyük ihtimal. Nerede yaptığınızı bilmiyorum gerçekten. İzlanda. Peki senden de bir numara alalım Emrah. 17 diyeyim ben. 17 numara diyorsun. Bakalım 17'de kim varmış? 17 numara. Erman, seni tanıyalım. Ben İskenderunluyum. Esasen. Burada Uludağ Üniversitesi'nde Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisiyim. Nasıl dersler? Dersler iyi çok şükür. İlk bu sene final mi oluyor? Finaller? Efendim? Final yok şu oluyor? An hala vizeler. Vizeler başlayacak. Bitti mi? Vizeler daha yeni başlayacak. Finaller var daha sonra. Kameraman arkadaş biraz göremiyormuş sizi. İsterseniz bir kalkın. Boyunuzu posunuzu Bursa'da görsün şöyle. Sizin bölümde hep böyle yakışıklı arkadaşlar var. Grupta, yani grup, ekip olarak böyleyiz.
Nazım evet. Hocamız önünde bizimle tabii. Tabii yani şekil de önemli değil mi? Yani folklorda boy, poz. Yani mutlaka. Halk oyunlarında görüntü yani, çok önemli. Görüntü de önemli bütün olarak. Peki, başka söylemek istediğiniz bir şey yoksa sizden de bir numara alayım ben. Siz de birini üzün. Ben 12 diyeyim. 12 numara diyorsunuz. 12 numarayı çevirdikten sonra isterseniz ben sizlerden habersiz daha önceki arkadaşlardan oluşan böyle daha önceki gruplardan, elimdeki görüntülerden bir 8 dakikalık görüntü hazırladım. Bakalım neler yapmış Uludağ Üniversitesi Halk Oyunları ekibi. 12 numarayı çevirdikten sonra o görüntüleri izleyelim. Burcu Öztürk. Burcu'ya daha sonra... Ben size daha sonra söz vereyim. Şimdi o 8 dakikalık görüntümüzü izleyelim. Daha sonra Burcu ile devam edeceğiz. Thank you.
Eski olan ekibimiz Bursa yönetimi oyunlarıyla Uludağ Üniversitesi. Görüntülerin arkasından böyle bir patlama insanı korkutuyor tabii. Şimdi az önce izledik. Hakikaten çok güzel görüntüler vardı. Yurt dışından bir tek Kıbrıs'tan vardı. Evet. Hoş geldiniz diyoruz size. Diğer ülkelerin ki ne vermemiş herhalde. Onlar yoktu. Uludağ Üniversitesi olarak Altın Boynuz Halk Dansları yarışması vardı. Bahsetmiştiniz. Evet, o Dünya Üniversiteler yarışmasını Türkiye o sene organize ediyordu ve Altın Boynuz diye İstanbul'da yapılmıştı. Ona ait bazı görüntüler vardı. Evet. Ona da biz Bursa'ya destek olmuştuk. Onun dışında başka hangi ülkelere gittiniz? Yurt dışı olarak soralım. Biz geriye doğru işte son iki sene üst üste Kıbrıs'a, Kuzey Kıbrıs'a gittik. Ondan önce Bulgaristan'da Filibe'ye gitmiştik. 29 Ekim törenlendik. Oradaki Türk azınlığa bir gece yapmıştık. Filibe Başkonsolosluğu davet etmişti. Ondan önceki sene sanırım Polonya'ydı galiba. Polonya'daki bu Zakopane diye bir bölgesi var. Kışın kayak merkezi. Yazında oradaki festival yarışması düzenlenen bir yer. Çok güzel bir bölge hem. Dağlık aynı bizim Uludağ gibi bir alan. Evet. Oradaki yarışmaya katılmıştık. Temsilen. Ondan önceki sene Mısır'da İsmailiye diye bir bölgesinde, üçüncü büyük şehri Mısır'ın. Orada 43 tane ülke vardı.
Orada en iyi ikinci ülke seçmiştik ama yarışma değildi. Hatta dünya 17 yaş altı dünya şampiyonası vardı futbol. Orada falan gösteri yapmıştık. Çok güzel bir festivaldi o da. 40 küsür ülke hepsi aynı yerde kalıyor. Program yapıyor ve çok güzeldi. Nil gezileri falan vardı. Piramitler falan. Ondan önceki sene Çek Cumhuriyeti'nde gösteri yapmıştık. Strasnice Festivali'nde ve Prag'da. Ondan önceki sene İspanya'da, Barcelona'da olmuştu. Keşke böyle bir şey yapsaydık. Hangi ülkeye gitmedin? Yok. Öyle sordum. Bir de tabii bir şey var. Biz hani böyle çok hani fazla gezen, yani bir kere belki gidebiliyoruz. Ülkemizi ya da üniversitemizi ya da şehrimizi temsilen. Ama genellikle her sene bize 3-4 tane yurt dışından davet geliyor. Mesela geçen sene de bize Temmuz ve Ağustos aylarında Portekiz, İspanya, İtalya 3 ülke bir turne şeklinde gelmişti. Ama tabii biraz da ülkenin ekonomik krizi malum. Önce eğitim, sonra sosyal faaliyetler ya da öğrencilerin diğer aktiviteleri gibi bir şey söz konusu olduğu için okulda da pek çok yatırım var. O yüzden biz ona katılamadık. Tabii Türkiye'nin bu şartlarında da biz de yani çok normal katılamamızda. Tabii bu olaylar da belki de biraz işte sponsor bulmakla, işte onunla bağlantılı ama bizim gibi yurt dışındaki üniversiteler değil, kurumlar bile hepsi sponsorla çalışıyor. Hepsi yani herhangi başarılı bir grup muhakkak ya o ilin en iyi bir fabrikası ya şirketi ya da bir çiçek firması yani hepsinin tarafından sponsor olunuyor ve böyle bir sorunları yok. Ama evet, biz şimdi söyleyince onlara gittiğimiz zaman davet ediyorlar. Geçen sene işte biz basıldı, ilanları basıldı Türkiye olarak, Uludağ Üniversitesi Bursa diye yazıldı. Ama biz ekonomik krizden dolayı gidemedik. Sonra yani onlara anlatamadık bunu. Yani hani ekonomik bizim problemimiz oluyor falan işte gibisinden. Hı-hı. Çünkü öyle bir problemleri yok. En tabii fakir ülkelerin bile, eski Doğu Blok ülkelerinin bile öyle bir problemi yok. Hepsinin muhakkak işte Coca-Cola'dan, şundan bundan hepsinin bir şeyi var. Burada buraya devamlı gelen bir Meksika grubu var mesela. Biz onlarla 6-7 festivalde karşılaştık. Onlar bir çıkıyorlar Haziran'da falan. Ekim'e kadar tüm dünyada değişik ülkelerde hep festivalde. Profesyonel bir grup da değiller. Bizim gibi amatör bir gruplar. Ama o ilin en büyük şirketi Coca-Cola. Onların başkanına konuşmamız onu anlatıyor. Bütün sadece yol masrafı zaten bize karşılıyor. Diğer tüm yeme içme yatmalarını festival komiteleri bizim karşılıyor. Tek yol masrafını o ülkeden diğer ülkeye gidene kadar uçak masrafını o firma karşılıyor. Biz böyle bir şey hep arıyoruz ama nedense evet, daha değişik ülkelere sponsor olmak firmaların herhalde bilemiyorum ama böyle kültürel bir olay ve de gençlerle olan bir olay için pek söz konusu olmuyor. Futbol olsa hemen kesin kesinlikle yani, kesin sponsor vardı. Ya ondan da geçtik ama biz dünya birinciliğini aldık ilk defa. İlk defa bir üniversite aldı. Geldik 98'de buraya. Geldik bize dediler ki çekim yapalım işte yani işte gazeteciler falan çekim yapalım, öyle olsun böyle olsun. Tabii dedik biz böyle iştahlı hani bir şeyler yaptık, biz de yer alacağız basında, medyada falan gibisinden. O kadar emek falan her şeyi bir yana unuttuk hani böyle. Sonra bir baktık ki bizim çekim için gelecek olan diyenler falan dediler ki şey işte yarın bir İstanbul'dan bayan geliyor işte o işte ünlü bir dansöz, üzül görek. Onun çekimi var, biz sizi çekemeyelim yarın değil bir gün sonra falan, yani düşünebiliyor musunuz? Aynen. O kadar şeyiz yani, futbolu hadi bütün dünya, futbol sektör artık falan filan da yani ya yapmayın ya. Yani bu kadar gence bir dansöze yapmayın yani. Öyle bir şey tercih etmeyin yani. Yazık günah. Sen gidiyorsun orada o kadar kişiyle temsil ediyorsun ülkeni. O kadar çok şey uğraşıyorsun. O kadar başarılı oluyorsun ya da olamıyorsun ama demek ki bir şeyler de var. Yani yapma yani. O gazetede de yayınlayacaksan yayınla. Ya da çeksen çek yani. Bize öyle deyip de sonra da ki hani başarısız da değiliz aslında. Evet. Ama bazı da bu olmamalı tabii. Son bir soru da size sorayım hocam bu bölümde. Geçen seneydi zannedersem Halk Kültürü Sempozyumu yapıldı üniversitede. Evet. Hakikaten çok önemli bir sempozyum. Evet, çok Bursa'nın mezar taşlarına varana kadar her çok şey araştırılmıştı. Evet. Ve sempozyum başladığı gün kitap halinde sunuldu. Sunuldu, evet çok. Orada da siz Bursa'nın halk oyunlarını anlattınız. Bursa'nın halk oyunlarını demeyelim de yani Bursa'daki çok geniş bir mozaik var. Yani Osmanlı'dan gelen bir çok büyük bir mozaik var. Burada çok farklı kültürler var. Yani Balkanlardan gelen bu göçmenler, işte Yugoslavya üzerinden gelenler var. Eskiden Konya, Karamanbeyli zamanından Bulgaristan'a gidip oradan sonra buraya yine değişim yapılan muhacirler var. Doğu ve Güneydoğu'dan gelen pek çok ilimizden gelen vatandaşlarımız var. Büyük bir kitle var, çok yüz binlerle ifade edilen Artvin ve civarından gelen bir kitle var. Yani işte Bursa'daki dağ köylerinde olan Yörüklerin, Türkmenlerin ağırlıklı olduğu bir kültür var falan. Benim sadece ki oradaki anlattığım oyunlar anlamında ve giysilerle anlattığım olay sadece Bursa'daki dağ köylerindeki Yörükler üzerineydi. Ama bunun dışında işte Artvinler olsun, göçmenler olsun, Bulgaristan ve Yugoslavya tarafından gelenler olsun, işte doğu illerimizden yani oturan bazı kişilerimizin oyunları, onlarla ilgili hiçbir şey veremedik. Çünkü çok geniş bir yelpaze.
Ama bilimsel anlamda araştırılıp derlenmesi için bunların hepsi halen biraz baki olarak duruyor. Ve biz bunları ilgilenmediğimiz müddetçe de başkaları dediğimizde yurt dışından kişiler gelip bunları inceliyor, araştırıyor ve sonra kendileri götürüyor. Bizim bu başımıza geldi, neyde geldi? Halk müziği alanında, işte ben İstanbul'da okurken okulda 4 tane Almanya'dan misafir geldi. Anlatıyorum ama bilmiyorum, uzatıyor muyum? Kültürel bir şey diye söyleyeyim bunu da hemen gelmişken yeri. 4 tane araştırmacı geldi, bizim okula da geldiler. İşte dediler ki, Türkiye'deki köyleri tek tek dolaşacaklar. Biz inanamadık ki, hani 4. sınıf öğrenci olarak. İki tanesi de Almanya'ydı, görme özürlülerdi Almanların ve bir ay sonra geldiler tekrar, tüm Türkiye'deki olabildiğince her yere gitmişler. Alman Kültür Bakanlığı bunları finanse etmiş. Ve dönerken buradan İstanbul'a tekrar bizim okulumuza geldiler. Ellerinde 3000 küsür tane türkü ve notaya alınmış türküler vardı. Hepsi yeni derleme, TRT repertuarında olan şeyler değil. Ve o 3000 tane türküyü onlar derlediler. Notaya aldılar, arşivlediler, gittiler. Biz şimdi, diyelim ki siz Artvinlisiniz, işte Şavşat'ın herhangi bir yeni bir türküsünü Almanya'ya telefon edeceğiz ki bize gönderir misiniz? İşte bilmem ne belediyesi. Evet. İşte yayınlayacağız ya da program yapacağız. Yani onlar tabii ki yabancılar çok daha fazla detaylı bunun üzerine eğiliyorlar ve arşivliyorlar, hazır hale getiriyorlar. Biz nedense yabancı kültürlere çok fazla merak sarıyoruz ama kendi kültürümüzü çok geri atıyoruz. Bizim esas hedefimiz üniversitede halk oyunları grubu toplu olarak kendi kültürümüzle ilgili bazı kesitleri gençlerimize sevdirmek ve sunmak. Tek vazifemiz bu. Teşekkür ederim. Peki hocam. Tamam. Hemen sizi tanıyalım. Ben Tuğba Uyanık. Bursa'da. Uyanık mısınız? Biraz. Çok fazla sayılmaz. Bursa'da oturuyorum. Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi bölümünün 3. sınıfındayım. 3. Ve 3 yıldır halk oyunları oynuyorum. Lisede de 3 yıl oynamıştım. 6 yıldır. Bursa'da mı? Bursa Kız Lisesi'nde. Evet. 6 yıldır bu işte. 6 yıldır evet ilgileniyorum. Nasıl, hiç hatanız oldu mu? Böyle unutamayacağınız bir hata oldu mu bugüne kadar? Oyun anında. Oyun anında çok muhakkak herkesin bir hataları çıkıyordur ama çok belirgin olduğunu zannetmiyorum. Özellikle yarışmalarda falan bu tür yerlerde pek hatam olduğunu zannetmiyorum. Ama muhakkak herkesin hatası çıkıyor. Evet. Ufak tefek. Peki yarışma anında hep şunu düşünüyor musunuz? Herkes mutlaka bana bakıyor, başka kimseyi görmüyor. Özellikle jüriler gözlerinizin içine bakarlar. Hatanızı kollarlar özellikle. Hı-hı. Yani muhakkak düşünüyorsunuz. Peki genelde önde oynayan bayanlar biraz daha yüz kaslarını genişletirler değil mi jüriye karşı? Öyle bir şeyler oluyor mu? Evet. Yani anda zaten gözlerinizin içi parlıyordur. Yani o çok, hı-hı, farklı bir şey. Halk oyunlarını gerçekten severek oynuyorsanız içinizden geliyordur gülümsemek. Hı-hı. Bunda da zorla yapılan zaten çok belli oluyor. Çok, hı-hı, sırıtıyor yani karşıdan. Ama evet, zannetmiyorum. Bu oyunu oynayanlar herkes severek gülümsüyordur. Evet. Peki sizden bir numara alayım. Bakalım kim elenecek? 22. 22 numara diyorsunuz. 22 kendim numara. Gelmiş. Emin misiniz? Kendim çevireyim mi? Çevireyim. Tuğba Uyanık geldi. Uyanık olduğunuz belli kendim oldu. Belli oldu yani. Hakikaten uyanık mısınız? Ama ben uyanamadım. Yani niye 22'ye koyarsın ki onu, değil mi? Peki Tuğba ne kazandın biliyor musun? Kendi kendini eledin. Sinema mı? Burç sinemalarından 2 kişilik davetiye kazandın. Teşekkür ederim. Kart vereceğiz bir arkadaşınla birlikte. İyi seyirler diyelim. Teşekkür ederim. Bu arada kendi kendini eledin. Elenen başka kim vardı? Hemen şiir kitaplarından vereyim. Okurken, bakın ne kadar hoş değil mi? Ben size telefonları kapatın dedim. Evet. Evet, biz maalesef kapatamamışız. Kapatalım hemen. Canlı yayında ne kadar hoş. Şimdi... Ama mahsustan yaptım diyormuşum şimdi. İyi ki varsın adlı kitap benim ikinci kitabım. Umarım okurken beni hatırlarsınız. Bu arada izleyicilerimden de kitaplara ulaşmak isteyenler oluyormuş. Ara sıra telefon açıp soran oluyor. La 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 la
Coşkun Çoruh muydu hocam? Çoruh, evet. Artvin yöresi Coşkun Çoruh'la başladık. Sizinle devam edelim. Genelde böyle hızlı oyunlarda hata oranı daha fazla değil mi? Tabii daha fazla her zaman. Ama yavaş oyunlarda da fazla oluyor. Denge kaybı özellikle. Hı-hı. Yarışmalarda yani, en çok biliyor musunuz neye dikkat ediyorlar jüri? Oyundan oyuna fark ediyor. Yani en çok kostüme, müziğe, hatalara tabii, bireysel hatalara dikkat ediliyor. Tavırlara. Yani benim en çok önem verdiğim tavır. Hı-hı. Her ürünün tavrı. Kostümlere tabii ki. Yeresel, yöresel kostümler mi? Onlara çok dikkat ediliyor. Müzikler. Peki sonunda tanıyalım o zaman sizi. Tabii. Sorumuzun cevabını aldık. Fatih Fidan, eğitim bölümündeyim. Eğitim fakültesinde sınıf öğretmenindeyim. Sınıf öğretmeni. Son sınıf öğrencisi. Sizde nasıl tayin olabilecek misiniz? Bize rahat yani. Beden eğitimine göre çok rahat. Sınıf öğretmeni. Beden eğitimine göre çok rahat da şu an bir... Yani her bölümde bir sıkıntı var. Yani evet. Şu anki Türkiye durumunda her bölümde bir sıkıntı var. Ya kimse ne olacağını bilmiyor şu an. Evet. Peki sizden de bir numara alayım hemen. Bakalım. Aa, yukarıdaki iki. Tek i̇ki kaldı numara. Onu alayım. İki numara diyorsunuz. Hakan Sevinç. Mikrofonu Hakan'a verelim. Bu arada kitap da verelim. Hakan. Evet. Buyur Hakan. Adım seni Hakan. Dinliyoruz. Bakalım. Hakan Sevinç, Yalovalıyım. Güverte bölümünde okuyorum. Yalovalısın. Evet. Şu anda iyi herhalde. Geliyor mu ses? Tamam. Yalovalıyım dediniz. Evet. Depremden siz de faydalandınız mı? Öyle ya, diyeyim. Faydalandım. Zarar deseniz abi. Üzgün yani. Deprem mi yani? Ben tersinden sordum da. Yani bir zarar gördünüz mutlaka. Yok, kendi evimizdi, müstakildi. Pek bir şey olmadı yani. Kaç katlı? Üç katlıydı. Üç katlı. Civarınızda... Tabii evler yıkıldı. Geçen gün o şimdi asker miydi? O filmin CD'sini aldım, izledim de. Orada hakikaten etkileyen bir şey vardı, bir sahne vardı beni çok etkiledi. İşte deniz gitti, annem gitti, babam gitti, sütçü gitti, bakkalda gitti, sayıyor. Hakikaten çok enteresan bir sahneydi. Sizden var mı böyle tanıdıklardan? Tanıdıklardan, komşularımızdan oldu da akraba olarak yani oldu. İnşallah bir daha o günleri yaşamayız. İnşallah. Biz de 2-3 gün gittik orada çadır kurmaya falan yardım zor ettik. Zor yani. Zor. Evet. Peki sizden bir numara alalım. Ben 16 demek istiyorum Bursa'ya. 16 numara Bursa'yı ediyorsun mu? Açın ya buyurun. Açalım. Selin Savaş. Selin'e de kitabımızı verelim. İyi ki varsın Selin. Ne oldu bu programın hali? Ayağa kaldıralım, bir görsün burada. Merhaba, merhaba. İlk önce. Tanıyalım. Adım Selin Savaş. Beden eğitimi bölümünde okuyorum. Üçüncü sınıf öğrencisiyim. Karacabey'liyim. Karacabey. Sizin oranın soğanı mı? Evet, yani bizim orası olmuyor pek fazla. İzmir esasen ama Karacabey soğanı bayağı ünlü. Karacabey'in soğanı ünlü diyorsunuz. Evet. Peki. Çuval çuval satılıyor değil mi orada? Pek beraberli yok. Sizden de bir numara alayım senin. Ben 14 diyeyim. 14 numara diyorsun. 14 numara. Ve bakalım kim varmış? Çiğdem Çarıkçı. Bayanlar elenmiyor diyorduk ama sırayla gitmeye başladılar. Evet. Sizi tanıyalım. Ben Çiğdem. İstanbulluyum. İstanbul'un neresinden? Avcılar. Avcılar. Ben de bir deprem bölgesi. Değil mi? Orası faydalanmıştı. Evet. Evet. Orası da faydalandı yeterince. Peki. Sizi tanıyalım. Ben sınıf öğretmenliği bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Hı-hı. Ve halk oyunlarına bu sene başladım. İlk defa geliyorum. Daha önce hiçbir yerde oynamamıştım. 4 sene oynayacak mısın? İstiyorum yani. İstiyorsun. Peki. İyi oynarsan hocam 4 sene oynatır. Evet. Peki. Bitirdikten sonra halk oyunları devam etmek çok güzel olur tabii ki İstanbul'da. Hı-hı. Benim için yani mesleğim açısından da devam etmek benim için iyi olacak diye düşünüyorum. Peki sizden bir numara alayım ben. Ben 13 diyorum. 13 numara diyorsun.
Hemen yanınızdaki kişiyi eliyorsun. Barış Kop. Barış, sen de iyi ki varsın. Teşekkürler. Barış Kop, İzmirliyim. Ekibin çömeziyim. Çömez. Evet, 13. yılım halk oyunlarında ama üniversitede ilk senem Nazım Hoca. Çantaları sana mı taşıtıyorlar? Yok öyle, yani İzmir'de öyle. Çünkü İzmir'de de en küçüğü benim. Şimdi 40 yaşında adamlarla oynuyoruz. Onların çanta taşıması hoş olmuyor. Tabii, tabii yardımcı oluyoruz. İthalat ihracat bölümündeyim. İyi şeyler yapmaya çalışıyoruz arkadaşlarla. Evet, benim sesimde bir sorun varmış ama geliyor, iyiymiş, tamam. Peki sizden bir numara alayım ben. 19 diyeyim. 19 numara diyorsun. Sona doğru yaklaşıyoruz. Bu arada ben bir kez daha neler kazanacağız onu hatırlatayım. Nazife Yazıcıoğlu. Nazife, sen başlamadan ben hemen hatırlatayım. Hayat Hastanesi'nden check-up kazanıyor birincimiz. Bu arada tüm yarışmacılarımız, buraya katılan yarışmacılarımız Hayat Hastanesi'nden bir adet isimlerine yazılı kart kazanıyorlar. %20 indirim kartı. Busem Spot'tan bir adet kaset çalar, radyolu teyp kazanıyor ikincimiz. Agah Gümüşçülük'ten bir adet hediye paketi kazanıyor üçüncümüz. Yarışmamızın dördüncüsü Güllüoğlu Baklavacılarından iki kişilik baklava kazanıyor. Yarışmamızın beşincisi Aydoğdu Zeytincilik'ten kahvaltılık zeytin kazanıyor, bayağı bir miktar. Ondan sonra 6. 7. 8.'imiz Artvin Vakfı'nın düzenlemiş olduğu 25 Nisan'daki Kapalı Spor Salonu'ndaki geceden 3 kişilik davetiye kazanıyorlar. O gece zannedersem Hülya Polat sanatçı gelecekmiş. Bursa TV logosunu arkadaşımız buldu. Doyana kadar 3 kişilik yemek kazandı. Kendi kendine eleyen yarışmacımız da Burç Sinemalarından 2 kişilik davetiye kazandı. Evet, buyurun. Endüstri Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Lise, Bursa Atatürk Lisesi mezunuyum. 3 senede lisede oynadım. 5. senem olacak bu halk oyunlarında. 5. seneniz. Çok da mutluyum. İyi ki başlamışım böyle bir olaya diyorum. Şimdi bırakamıyorum çünkü. O derece güzel faaliyetler olan bir olay. Sence grubun içerisinde grubu şöyle bir lafıyla yönlendiren kişi kim? Aramızda Nazım kalsın. Hocadan sonra mı? Nazım hocadan hocam. Sonra. Hocadan sonra ya... Var mı böyle bir elebaşı? Her yörede farklı arkadaşlarımız var. O yöreye hakim. Değişiyor. Peki muzip kim böyle? Yaramazlık yapan... Yaramazlık yapan... yaramazlık yapan demeyelim de böyle işi güzelleştiren... Çok fazla kişi var öyle. Benim tanıdığım bir Ali vardı bir zamanlar. Ali vardı. Artık. Gitti o, değil mi? Şimdi askerliğin içinde iş adamı çalışıyor. Yine evler var ama çünkü hep üretici kendi olay. Halk oyunlarda fotoğrafı evet. Çalışıyor. Biz de kendi ellerimizi buluyoruz dedi. Onun çıkıyor devamlı. Peki. Var, bayağı da var evinde işlerinde. Yeniler var, çömezlerden var, işte İzmirliler var, Erzurumlar var. Bayağı var işlerden. Türkçe var müzik. Özife, bir numara da senden alalım. Şöyle altlardan söyleyeyim. Altlardan. Ben de 34 diyeyim. 34 numara diyorsunuz. Bayağı bir numaradan. Funda Çakırözü. Hemen. Bu arada Nazım Hoca'nın numarasını kimse söylemiyor. Herhalde korkuyorsunuz. Ben yakalarım belki. Hediye kazandıracaksınız hocaya. Kesinlikle benim bir suçum olmaz hediye kazandırırsanız. Çünkü kimse kimse hangi numaranın arkasında olduğunu bilmiyor. Evet, sizi tanıyalım. Merhaba, ben Funda Çakırözü. Mimarlık bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. İlkokuldan beri halk oyunlarıyla ilgileniyorum. İlkokul 2'den beri. Ve zevk dalıyorum ki bugüne kadar bırakmadım. Evet. Bu grup ortamı da çok iyi yani. Olduk. Küçükleri izlemek daha bir şey oluyor evet. Değil mi? Yakışıyor onlara. Daha şirin oluyorlar belki de. Evet, şirin oluyorlar. İlkokul 2'den beri bayağı yol almışsınız siz o zaman. Evet. Hocam belki de ondan sizi keşfetti, öyle mi? Bilemiyorum. Peki. Sizden bir numara alayım ben. 10. 10 numara diyorsunuz. 10 numarada bakalım kim var? Vehbiye Dizdar. Bayanlar. Bayanlar hiç şansları yok. Teker teker gidiyorlar. Sizi tanıyalım. Ben Vehbiye Dizdar. Sınıf öğretmenliği 3. sınıf öğrencisiyim. Evet. İzmirliyim. İzmirlisiniz. Evet, ben de 2 sene oldu bu halk oyunları ekibine girmem.
Nazım Hoca çok iyi bir hoca, onu belirteyim ben. Gerçekten işten söylüyorum. Ben çok sevdim halk oyunlarını. Evet. Burada sevdim. Şimdi Nazım Hoca çok iyi bir hoca derken arkadaşlarınız size şey mi? Hala. Yok. Hayır, hayır. Gerçekten öyle. Gerçekten öyle ve çok sempatik bir hocamızdır. Siz de fark etmişsinizdir. Evet. Böyle. Peki sizden bir numara alayım hemen. Ben 24 diyeyim. 24 numara diyorsunuz. Evet. Emin misiniz? Bakın değiştirebilirim. İçimden öyle geldi. Bir defa değiştireyim hadi. Başka bir şey değil. Tamam. Tamam. O değiştirmeyebilirim de. Yani. 20 diyeyim o zaman. Ben kesinlikle kim var kim yok bilmiyorum. Yani siz tamam mi? Arkadaşlar değiştirmeyin diyor. 24'ü açalım. Emin misiniz? Gene bence siz kendinize ortak kulak verin. Ortak karar verdik. Kendinize kulak verin bence. Nasıl kendimiz? 24. Emin misiniz? Son bir kez soruyorum, değiştireceğim. Korkutuyorsunuz beni. Hani bu yarışma tamam, programlarında yapıyorlar ya böyle. Aha, hani aha, onu anladım. Denemek için yapıyorum da. Yani beceremiyoruz değil mi? Ya değiştir kardeşim. Yok, tamam 24'ü açalım. Ben onu değiştirmeyeceğim. Sen başka bir numara söyle. 24'ü açalım. Hayır açmıyorum. Böyle de olur yani değil mi? Tamam başka programın sonuna söyleyeyim. Kadar bekliyorum. Değiştirmiyorum. İnat ettim ya. Ben inatçıyım. Günah benden gitti o zaman. Ağlamayın. Günah benden gitti. Eyvah eyvah. Demek siz Nazım Hoca çok iyi bir hoca diyordunuz, öyle çok mi? Çok iyi. O hani böyle hep şey derken hani yenilerden yeni kızlarımızdan yani işte yani Nazım Hoca iyidir, iyi öğretir, iyi işini falan filan böyle hep... Mikrofonu verin. Hocam buyurun. Boşa git koşuyorum. Şimdi hep diyordu ya devamlı hani hep işte Nazım Hoca iyidir, şöyle öğretiyor, böyle falan bize sevdiriyor falan filan. Giriş gelişmeden güzel gidiyordu. Bana diyorlar ki şimdi yanındakiler, hocam artık solo yaptırırsın ona artık bir şey yap. Şimdi yani tam yarın düzenlemeyi değiştiriyordum. Ona solo verecektim ama gitti yine. Yine yedek kalacak. İnsan sevdiğini değil evet, mi? Evet. Vururmuş yere. Olsun en azından peki. Güzel bir eylem oldu. Hocam. Teşekkür ederim. Neyse gene de yemek garanti gibi duruyor. Kesin. Çünkü biz çalışmadan geldik, yemek yemedik. Tatlı evet. Ve yemek benim garanti zaten bugünkü peki. Yarışmada. Peki hocam. Teşekkür ederim. Hemen sırada kim var? Başka sizi tanıyalım. Sizden sonra bir kısa reklam arası daha verelim. Ben Melek Aseki, Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Evet. Benim de 12. senem halk oyunlarında. Hı-hı. Ben de bırakamıyorum artık. Bir kere zaten bu işe girdi mi insan bırakamıyor. Evet. Ben de grubumdan çok memnunum. Yani çok hepsi de renkli kişilik. Yani demin sorduğunuz en böyle öne çıkan tip nedir falan. Hepsi aslında kendince renkli bir kişilik. O yüzden çok güzel gidiyor çalışmalarımız da. Evet. Haseki Hastanesi'yle bir alakanız yok mu? Yok hayır yok. Peki. Sizden bir numara alayım ben. 18. 18 numara diyorsunuz. 18 numarada Didem Yokuş. Yarışmamızdan eleniyor. Didem'e... Alayım ben, mikrofonu alayım. Didem'e daha sonra döneceğiz. Kısa bir reklam arası hemen verelim. Reklamdan sonra... 2-3-5, son 2-3-7 La 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 la
Elenmeyen kim vardı buradan? Siz varsınız. Konuşmadınız hiç. Sizi tanıyalım. Ben Üzeyir Düz, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Erzurumluyum. Bu grubun 5 yıldır içerisindeyim. Yani Erzurum en eskiden. Hep çarşı pazar mı? Erzurum, çarşı pazar, dağ, boran, ova. Her şey var. Karışık, evet. Soğuk daha çok. Çok soğuk. 8 ay kış. Peki. Az önce oynadığımız oyun... Az önce oynadığımız oyun neresiydi? O konuda sizden bilgi alalım. Şimdi. Hı-hı. Şimdi bayanlar, bayan arkadaşlarımız oynadı. Silivri yöresinde. Silivri yöresi. Evet. Oynadıkları bir oyundu. Güzel yandan diyordunuz. O sizdiniz değil mi? Evet, bendim o. Ne kadar ispiyoncuyum ya. Peki. Senden bir numara alacağız. Öyle bir numara söyleyeceksin ki o arkadaşımız elendikten sonra geriye kalan tüm arkadaşlarımız yarışmamızdan hediye şimdi, kazanacaklar. Şimdi enteresan bir kısım var. Ben de o elenmeyen kişilerdenim. Değil mi? Şimdi evet. Kendimi de bulabilirim. Evet. Bakalım. Ben 28 diyorum. 28 numara diyorsun. 28 numara diyorsun. Değilmiş be Fatih. Fatih'e verelim. Alayım. Arkada konuşmayan kim vardı size? Sizi tanıyalım. Fatih geçmiş olsun bu arada. İyi ki varsın. İyi ki varsın olmak isteyen kim vardı? Didem Yokuş, Konya Ereğli'liyim. Eğitim Fakültesi'nde okuyorum. Okul öncesi öğretmenliğinde 2. sınıf öğrencisiyim. Halk oyunlarında ilk yılım, daha yeni katıldım. Umarım devam edebilirim. Ya bayağı güzel ve zevkli bir ortam. Konya'da da oynadın mı? Yok, hayır, ilk defa oynuyorum. Evet. Hiç oynamadım daha önce. Konya'da oynatmazlar falan, öyle bir şey yok. Hayır, hayır. Yok, Konya çok bir şey, değişik biliniyor ama Konya... Hakikaten şehircilik açısından ben gittim gördüm. Görmeyenler varsa gören görsün, gören gözleri dedi, derdi bizim Şaban dayımız. Hakikaten Konya'yı görmenizi tavsiye ederim. Evet, çok ben de tavsiye ederim. Evet, sanayi şehri de oldu değil mi son zamanlarda? Evet, Konya'da her alanda bir gelişme var. Türkiye'nin evet. Üretim merkezlerinden bir tanesi şu anda. Peki, sizden bir numara alalım. Yarışmamızın 8.'sini tayin edeceksiniz. Ben de 26 diyorum. 26 numaradaki yarışmacımız Faruk Çiftçi. Faruk Çiftçi. Elendiniz ama olsun, sizi tanıyalım. Faruk Çiftçi, Ardahanlıyım. Bursa'da oturuyoruz. Beden Eğitim Bölümü 2. sınıfım. Ardahan'da üniversite var mıydı? Ardahan'da yok. Kars'ta var. Kars'ta var değil mi? Nereye bağlı? Artvin'e bağlı bir üniversite miydi orası? Kafkas Üniversitesi. Kafkas Üniversitesi değil mi? Hangi bölümleri var? Geçen de bir bölüm okumuştum. Orman bölüm. Bilmiyorum olabilir yani. Evet, orman mühendisliği. Peki, siz ne kazandınız biliyor musunuz? Bilmiyoruz, göreceğiz. Artvin Vakfı'nın 25 Nisan'da düzenlemiş olduğu Kapalı Spor Salonu'ndaki gecenin davetiyesinden kazandınız. Teşekkür ederiz. Hülya Polat'ı izleyeceksiniz, dinleyeceksiniz. Siz de bir arkadaşınızı daha alın bakalım yanınıza, kim o? Bir kişi daha kazanacak o hediyeden. 20 diyeyim. 20 numara diyorsun. O akşam beraber gidersiniz. Gülden Malçok. Sen de iyi ki varsın. Evet. Biz zaten birlikte gitmek için anlaşmıştık. Evet, bir davetiye de sen kazandın. Gülden Malçok, Eğitim Fakültesi, okul öncesi öğretmenliğinde okuyorum. 2. sınıfı. Benim de halk oyunlarında 1. senem. Aslında önceden bir ilgi duymuyordum. Geçen seneki gösterilerde çok güzel olduğu için oradan bir merak saldım ve bu sene büyük bir istekle başladım. Evet. Umarım devam edersiniz. İnşallah, evet. Peki, siz de bir arkadaşınızı daha alın yanınıza bakalım. Kim olacak o? 8 diyorum. 3 kişi Artvin Vakfı'nın düzenlediği geceye katılacaksınız. Gültekin Kaya. Gültekin'e de iyi ki varsın diyelim. Teşekkürler. Evet. Gültekin Kaya, Ispartalıyım. İngilizce öğretmenliği 3. sınıf öğrencisiyim. Ispartalısın. Evet. Eskiden ünlü bir şehirdi, şimdi pek ünü kalmadı. Normal zamanda Isparta. Evet. Peki. Evet. Isparta'nın neyi meşhurdu? Gülleri. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'den başka. Gülleri meşhur değil mi? Gülleri meşhur. Gül yağı oluyor. Evet. Çok değerli mi? Evet, fiyatlarını biliyor musun? Bilmiyorum ama oldukça yüksek olduğunu biliyorum.
Evet. Peki sizden bir numara alayım. Söyleyeceğiniz numara yarışmamızın beşincisini tayin edecek. Beşincimiz de Aydoğdu Zeytincilik'ten Yeşilyer Mahallesi Temali Caddesi üzerinde kahvaltılık zeytin kazanacak. Yurtta kalan arkadaşlar var mı? Zeytin güzel gider ya. Umarım onlardan birine çıkar. 23. 23. 23 numara diyorsunuz. Serkan Doğan. Serkan, şunu hemen vereyim ben sana. İyi ki varsın. Teşekkür ederim, sağ olun. Aydoğdu Zeytincilik'ten güzel kahvaltılık bir zeytin kazandın. Evet, teşekkür ederim. Bursa yöresinden bu zeytinler. Sağ olun. Üstelik dış piyasaya gitmeyen iyi zeytinlerden. Öyle bir özelliği var Aydoğdu Zeytincilik'in. Genelde Bursa'nın yani şeftalisidir, kestanesi toplanır, en iyileri dışarı gider. Aydoğdu Zeytincilik en iyilerini iç piyasaya dağıtıyor. Seni tanıyalım. Ben 81 Ankara doğumluyum. Ben de Uludağ Üniversitesi Beden Eğitim Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisiyim. Halk oyununda 3. yılım. Gerçekten severek geliyorum yani. Olmadığı zaman arıyorum, gelmek istiyorum. Güzel ortam, arkadaşlıklar gerçekten güzel. Onun dışında sadece orada beraber olmuyoruz. Onun dışında da arkadaşlarımızla beraber oluyoruz. İşte il dışına çıktığımız gezilerde falan. Nazım Hoca gerçekten oraya gittiğimiz zaman bizimle burada hoca, orada arkadaş, çalışmada bir hoca. Ortama girdiğimiz zaman bizimle beraber bir arkadaş falan oluyor. Gerçekten ayrılmak evet. istemiyoruz yani onun için. Evet. Solo garanti. Yok, solaya molaya gerek yok yani. Benim her zamanki düşüncem buydu. Burada fırsat Peki, oldu söyledik. Peki, Ankaralıyım dedin. Ankara doğumluyum. Hı-hı. 81 yılında Ankara doğmuşum. İşte 4 yaşındayken falan Bursa'ya gelmişim. Bursa'ya geldin. Bütün eğitimimiz Bursa'da geçti. Geçen seneki ben orada yoktum ama görüntüleri izlerken grup Ankara'ya da geçmiş ve orada Anıtkabir ziyareti falan. Yani Anıtkabir'e kaç defa gittin diye soracaktım. Anıtkabir'e biz Bursa'da genelde oturduğumuz yani. Mekanlarda ve Türkiye'nin her tarafı aynı. Uludağ bilmiyorum kaç defa çıktık. Kaplıcalara kaç defa gittik, değil mi? Böyle bir durum var, değil mi? Kaybettiğimiz zaman genelde o yerleri evet. özlüyoruz. Peki senden bir numara alayım. Yarışmamızın dördüncüsünü tayin edeceksin. Güllüoğlu baklavacılarından iki kişilik tatlı kazanacak. Ben de 21 numara diyorum. 21 numara diyorsun. Hemen çeviriyoruz. Gülhan Özreyhan. Size arkadaşa uzatalım. Gülhan, seni Teşekkür tanıyalım. Teşekkür ettim. Gülhan Özreyhan, 82 Kars doğumluyum. Aslen Trakyalıyız. Kırklareli'yiz. Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 3. sınıf öğrencisiyim. Şimdi herkes tam tersini söyler. Ben işte Karslıyım ama İstanbul'da oturuyorum. Ha, sen de Trakyalıyım ama Kars doğumluyum. Yani Trakyalıyız. Kars'la herhangi bir bağlantımız yok benim doğumum haricinde. Babam memuriyeti dolayısıyla memuriyet orada bulunmuşuz. Memuriyet dolayısıyla böyle durumlar yaşanıyor. Hı-hı, evet. Peki. Sizden bir numara alayım ben. Yarışmamızın üçüncüsünü belirliyorsun. 32. 32 numara diyorsun. Yarışmamızın üçüncüsünü belirliyorsun. Suat Doğru. Agah Gümüşçülük'ten bir adet hediye paketi, gümüş hediyesi kazanıyorsun. Hemen sizi tanıyalım. Adım Suat Doğru. Aslen Aksaraylıyım fakat doğma büyüme Bursalıyım. Niğde Aksaray. Evet. Patatesçiler diyar mı orası? Yok, genelde ayçiçeği var orada bizim. Patateslerle fazla ilgilenmiyorum. Ziraat Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Ziraat, okul bittikten sonra bir yatırım var mı? Vallahi vatanımıza hizmet etmek için direkt askere gitmeyi düşünüyorum. Ondan sonra bakalım. Ondan sonra? Ondan sonra bakalım. Üretime yönelik varsa. Böyle ziraatla alakalı bir şeyler düşünüyor musun? Yok, hayır. Yani bizim bir hocamız anlatıyor da, işte ziraatten mezun, besi hayvancılığından gibi bir meslekten mezun bir arkadaş bitirdiğinde gitmiş Kayseri'ye, babasına demiş işte bitirdim artık falan, ne istiyorsun oğlum demiş, artık bir şeyler yapalım, bana demiş 3 tane demiş Holstein al falan, işte 3 tane de besi hayvanı al lan demiş, ben seni hayvancılık yapasın diye mi okuttum. Ama şu anda o bahsettiğimiz arkadaşın altında bir Mercedes'i zannedersem var. İnşallah Allah bize de verirse bize de olur. Teşekkür ederim. Evet, sen de yarışmamızın ikincisini belirleyeceksin. Bu sadece ikinciyi değil, birinciyi de tayin edeceksin. Senin sayende. O zaman zor bir karar bu.
31 mi, 29 mu? Niye? Böyle en köşede 2 numara kaldı. 31 diyeyim ben. 31 numara diyorsun. Bakalım kim var orada? Evet. Almış mı? Teşekkür ederim, sağ olun. Peki, ikinci oldunuz. Suat'a çok teşekkür ederim. En sevdiğim arkadaşımdır zaten yani. Ne kazandınız? Bu Sam Spot'tan. Kaset çalar mı? Bir dakika siz. Üzeyir Düz değil mi? Evet. Tamam. Kaset çalar kazandın. Teşekkür Sam ederim, Spot'un sağ olun. Yerini biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Dört yol lambaları biliyorsun. Evet. Tekele doğru gidiyorsun, ileri doğru, meskene doğru. Evet. Sağdan iki veya üçüncü dükkan. Bu Sam Spot. Bu arada halı, kilim, beyaz eşya, ne ararsanız var. Üstelik de çok ucuz fiyatları, bunu da bilmiş evlenecek olur. Evlenecek bayan arkadaşlara duyuralım. Arkadaş oradan bir tekerleme söylüyor ama anlayamıyorum ya. Yani çok hızlı söylüyorsun böyle. 29 numarada kim var? Melek. 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 Hiç çaktırmadan öyle yalnız başına orada sessiz sessiz durdu. Asık hastanesi dediniz, orada check-up çıktı. Peki. Ben az konuştum diyen var mı? Hiç konuşmadım diyen var mı? Yok. Peki hocam, sizinle programımızı da bitirelim. Peki. Bu arada Melek sağ olsun, Haseki Hastanesi dedik ama bir sağlık sorununuz yok değil mi? Yok, inşallah bundan sonra da olmaz ama check-up kazandınız. Bundan sonra 6 ayda bir check-up yaptırırsanız insan hayatında çok önemli. 6 ayda bir check-up yaptırmak gerekiyormuş. Peki, tebrik ederiz sizi. Evet. Hocam buyurun. Melek'in birinciliği hayırlı olsun. Öncelikle tebrik ediyoruz. Ben tüm grubum adına ve şahsım adına biraz böyle doğaçlama gibi oldu. Bugün hemen haberleşip öyle geldik. Müzisyen falan getirmedik. Her şey böyle anında oldu. Evet. O yüzden sizin şahsınıza tüm Bursa TV adına teşekkür ediyorum. Çalışmanıza başarılar diliyorum. Herkese, tüm seyredenlere de iyi günler diliyorum. Peki, çok sağ olun. Bravo. Evet, bugün Uludağ Üniversitesi Halk Oyunları ekibiyle programımızı düzenledik. Çok güzel bir program oldu. Umarım sizler de ekranları başında bizleri izleyen izleyicilerimiz, sizler de bu programı bizden daha fazla beğenmişsinizdir. Bunları ilerleyen dakikalarda alacağımız telefonlarla ölçeceğiz tabii ki. Yarın yine Bursa TV ekranlarında aynı saatte El Eğlen yarışma programında buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın diyoruz. Evet.